Tedavisini de ona göre ilerletiyor. Tedavisini evet. Yani tiroidin çok çalıştığı durumlarda genelde tedavi, yani 3 yöntem var genelde. Nedir bir bunlar? İlaçlarla, ilaç vererek bazı ilaçlar, özellikle bu iyot, kandan gelen iyotun tiroide girmesini engelleyen ilaçlar var. Bu şekilde tiroidin az çalışmasını sağlayabiliyoruz ilaçlarla. Bir de özellikle bu çok çalışan Graves hastalığında radyoaktif iyot dediğimiz iyot vererek, bu radyoaktif iyot, işte ışınlanmış iyot, iyotlar biliyorsunuz neredeyse hemen hemen tiroid bezinde çok bulunuyor. O zaman iyot alımıyla tiroid bezleri arasında büyük bir ilişki var. Kesinlikle tabii. Yani zaten tiroid hormonlarının ana yapısı iyottur. Triiodotroksin, mesela tetraiodotroksin, hepsinin içinde iyot vardır. İyot olmadan tiroid hormonu olmaz. Yani biraz sonra iyot konusuna da değiniriz. Bu atom verildi falan hatta deniyor halk arasında. İşte atom verildi diyor. Aslında bu atom dediğimiz işte radyoaktif iyot veriliyor. Bu radyoaktif iyot orada tiroid bezinin içine giriyor. Orada o radyoaktif şeyi, oradaki hücreleri yavaş yavaş öldürerek oradaki tiroid bezinin küçülmesini sağlıyor. Tamamen yok olmuyor ama değil mi? Küçülüyor. Evet, evet, azaltılıyor. Bir de cerrahi yöntemle tamamen o tiroid bezinin alınması durumu olabiliyor. Bu işte oradaki cerrahın, hastanın klinik durumuna göre değişiyor tabii. Alınması en son evre mi hocam? Genelde en son tercih edilen yöntem evet. İlk önce ilaç tedavisi, olmadı işte radyoaktif iyot ya da atom denilen yöntem, daha sonra da cerrahi denenebiliyor.